Merhaba. Twitter hesabımda da zaman zaman gördüğünüz gibi ben bu tür orta dalga radyoları tamir etmeyi seviyorum. Ancak bu radyoları tamir ederken bir sorun var. Artık orta dalgada neredeyse yayın yapan istasyon kalmadı. Günde 2-3 saat bazen ben orta dalga yayın yakalayabiliyorum ama genelde orta dalgada kuvvetli bir yayın yok. O yüzden bu radyoları tamir ederken kullanmak üzere bir verici yapmak istedim. Eski Elektor dergilerimden birinde gördüğüm bu şemayı bir yapayım dedim. Hem basit bir şema hem de bu radyoları test etmek için işe yarayabilir. Yani şemaya bakılırsa zaten bu küçük transistörlerle muhtemelen çok güçlü bir şey olmayacaktır. 5-10 santim gibi bir uzaklıktan ancak doğru dürüst bir çekecektir ama zaten benim işimi de o görür. Yani radyoya dokunmadan orta dalgadaki alışını kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi çok basit bir devre. İşte burada bir tane uzaktan kumandadan sökebileceğiniz kristal var. Bir tane osilatör, bir de modülatör transistörler var. Hepsi o kadar. Bu anteni de eski bir orta dalga radyodan rahatlıkla sökebilirsiniz. Hemen hemen bütün eski orta dalga radyoların antenleri uyar. Ferit antenleri. Şimdi bu devreyi bir monte edeyim. Ondan sonra da bir deneyelim. Bakalım işimize yarayacak mı? İşte şemada altını kırmızıyla çizdiğim parçaları yapıyorum. Yani her yaptığım parçanın altını kırmızıyla çizeceğim ki ne yaptığım görülsün. Bu T1 transistörü osilatör. Buradan taşıyıcı dalgayı alacağız. Burada 976 kHz yazıyor ama ben 1 MHz buldum. Bir tane de 700 kHz buldum. 700 kHz'i denemeye karar verdim. Bu eski orta dalga radyoları ayarlamak için de işe yarıyor. Çünkü 700, tam 700 kHz'in üstünde olup olmadığını da böylece görebileceğim. Yani ibreyi tam 700'e getirdiğimde alıcının orada alıyor olması lazım vericiyi. Böylece ibrenin de kalibrasyonunu yapabileceğim. Çünkü eminim ki bu verici 700 kHz'de çalışacak. İşte bu eski bir kumandadan söktüğüm kristal. Birçok televizyon, müzik seti vesaire kumandasında bu kristalleri bulabilirsiniz. Çok kolay bulunuyorlar. Hemen hemen bütün kumandaların içinde bir tane var. Bu T2 ve T3 transistörleri modülatör olarak çalışıyorlar. T1'den gelen 700 kHz'lik dalga T3'ün kolektöründe antene çıkıyor. Öbür tarafta ise ses dalgasıyla T2, T3'ün güç kaynağını gelen ses sinyaline göre arttırıp azaltarak aslında 700 kHz'lik çıkış frekansını modüle ediyor. Yani işte genlik modülasyonu, amplitude modulation bu zaten. Böylece antenimizden de bir çıkış alıyoruz.
neredeyse bitti gibi. Bir de besleme kablolarımızı takalım. Artıyı da bağlayalım. Bu kabloların kolay çıkmaması için ben bir de bunları tutturayım şu şekilde. Evet, neredeyse bitti. Bir tane anten bobini takacağız ve bitecek. İşte anten bobinini de taktım. Oraya da sabitledim. Eski bir küçük bir radyodan çıkardığım orta dalga ferritli anten bobini. İşte uçlarını da devrenin gerekli yerlerine bağladım. Ayrıca girişlere de stereo bir jack bağladım. Besleme için de 9 voltluk bir tane pil kullanacağım. Yani pil kullanmak daha avantajlı. Hani paraziti azaltmak için. Günümüzde çünkü SMPS güç kaynakları bayağı bir gürültü yapıyor. Devre çok çok az akım çektiği için pil kullanmanın bir mahsuru yok. İşte bu stereo jack'i de bilgisayarın çıkışına bağlayacağım. Şu 9 voltu bağlayalım. Benim şu anda tamir etmekte olduğum bir tane radyo vardı elimde. Radyo da doğru düz pek çalışmıyor ama gene de alıp almadığını bir test edelim bakalım. Ayarlamamız gerekecek. Radyonun ara frekansı da ayarlı olmadığı için böyle biraz ötüyor. Evet, gördüğünüz gibi almaya başladı. Ama mesafesi o kadar kısa ki işte biraz uzaklaştırınca hemen bozuluyor.
Ama benim için birkaç santim de yeterli. Çünkü ben bunu radyoları test etmekte kullanacağım. Yani şöyle 5-10 santimden fazlasında çalışmıyor zaten. Bu tür orta dalga radyoları test etmem için yeterli. Birkaç santimlik menzil. Ama yeterli. Yani dediğim gibi radyoları test etmek için kullanılabilir. Böyle basit bir devreyle küçük bir test ekipmanı yapmış olduk. İleride bunun daha da güçlüsünü de yapmayı planlıyorum. Umarım onu da bir videoya çekebilirim. En azından bir evin içinde her yerden çekecek şekilde bir şey yapacağım. Böylece evdeki eski orta dalga radyoları da örneğin müzik sistemime bağlayabilirim diye düşünüyorum. O da artık başka bir videonun konusu olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere.